Akademi liselerde akşam etütlerine yoğun ilgi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hizmetinde üniversite sınavlarına hazırlanan akademi lise öğrencileri, akşam etütlerine yoğun katılım sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde temel yeterlilik, TYT ve alan yeterlilik, AYT sınavlarına hazırlanan 12. sınıf ve liselerden mezun olan öğrenciler, eğitim yuvalarında akşam etütlerine yoğun ilgi gösteriyor. Binlerce öğrencinin kayıt yaptırdığı Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan Elcezeri ve Bismil Ahmedi Hani Akademi liselerde eğitim programı kapsamında liseye devam eden 12. sınıf öğrencileri ve mezun olan öğrencilerin sınavlara hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarıyla paralel oluşan ders takvimiyle öğrenciler ücretsiz eğitim görüyor. Ders konularında eksikleri olan, soru çözümlerinde sıkıntı yaşayan ve konuları pekiştirmek isteyen öğrenciler, gündüz eğitimlerinden sonra 18.00-21.00 saatleri arasında akşam etütlerine de katılıyor. Eğitmenler, gündüz eğitimlerinde dersliklerde öğrencilere branş dersleri aktarırken, akşam etütlerinde ders konusunda eksikleri olan, soru çözümlerinde sıkıntı yaşayan öğrencilere destek oluyor. Ev ortamında ders çalışma imkanı olmayan öğrencilere için ideal mekan. Ev ortamında uygun çalışma ortamı bulamayan akademi lise öğrencileri, akşam etütlerinde kütüphane hizmetlerinden yararlanıyor, eksiklerini eğitmenlerin desteğiyle bilişim sınıflarında gideriyor. Akşam etütlerinde saatlerinde, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, ise öğrencilere ders ve ders dışı konularda desteklerken ailelere de öğrencilerin eğitim durumları, ders başarıları ve ders dışındaki durumlarında rehber oluyor, gerekli konularda bilgilendiriyor. Çalışmak için çok güzel ortam. Bismil Ahmedi Hani Akademi Lisesi öğrencilerinden Berna Atilla, üniversite hedefine doğru ilerlerken eğitmenlerden destek aldığını söyledi. Evde çok fazla ders çalışamadığı için akşam etütlerine katıldığını belirten Atilla, şöyle konuştu. Evde ders çalışamadığım için buraya kayıt yaptım. Buranın tek bir amacı var, ders çalışmak. Öğretmenlerimiz son derece disiplinli bir şekilde ders çalıştırıyor. Bilmediğimiz konularda yardımcı oluyorlar, soruları çözüyorlar. Burada video dinlemek için bilişim odamız var. Kütüphaneye gidip ders çalışıyoruz. Çalışmak için çok güzel bir ortam. Üniversite sınavında Hacettepe'yi kazanmak istiyorum. Bu doğrultuda ilerliyorum. Hedeflerim var, bu yüzden çok çabalıyorum, çalışıyorum. Burada da her hafta deneme yapılıyor, dershanede olduğu gibi kaynak dağıtılıyor. Bence bizim için çok yararlı çünkü dershaneye gidemeyen çok arkadaşımız var. Onlar için de çok yararlı oluyor. Derslerde başarım arttı, kültürel alanlarda da gelişiyoruz. Öğrencilerden Öznur Tunç ise merkezde sistemli bir şekilde ders çalıştıklarını belirterek şunları dile getirdi. Burası açılmadan önce, ders başarım düşüktü, burası açıldıktan sonra sayısal ve sözel dersleri görmeye başladım. Okuldan sonra tekrar yapınca bir temelim oluştu. Etütler çok verimli geçiyor. Planlı bir şekilde ders programında uygun ilerliyorum. Burası ders dışında kültürel alanda da bize katkı sunuyor. Mesela daha önce görmediğim yerleri akademi lise sayesinde gördüm. Çanakkale'yi bu sayede gezdik. Bilişim sınıfı ve kütüphanede eksiklerimizi gideriyoruz. Öğrencilerden Ravzanur Yaşar ise, akşam etütlerinin verimli geçtiğini ifade ederek, şunları aktardı. Bilişim sınıfının bize çok yararı oluyor. Telefonlarımız olmadığında, şarjımız bittiğinde bilişim sınıfından istediğimiz yayınlardan dersi dinleyebiliyoruz. Kütüphaneden de aynı şekilde kitaba ihtiyacımız olduğunda, çalışma alanımız olmadığında kütüphaneye gidebiliyoruz. Kalabalık aileleri olan öğrencilere ders çalışma ortamı sunuyor. Öğrencilerden Mustafa Aksoy ise, evde kalabalık ortamda ders çalışamadığını ve akademi lisenin bu konuda kendisine büyük avantaj sağladığını belirtti.
her açıdan merkezin öğrenciler için bulunmaz bir mekan olduğunu kaydeden Aksoy, şöyle konuştu. Burada en önemli şey sessizlik. Burada ders çalışırken hiçbir şey dikkatimizi bozmuyor. Evde çalışırken kardeşlerimiz veya misafirler gelince rahatsız oluyoruz. Burada çalışırken takıldığımız konu olursa öğretmenlerimiz bize direkt anlatıp o soruyu çözmemize yardımcı oluyor. Bilişim odamız var dersini demek için. Sonra vaktimiz kalma kütüphaneye gidip ders çalışıyoruz. Yani çalışmak için çok güzel bir ortam. Özel eğitim okumak istiyorum. İlk 5000'e girip Hacettepe'ye gitmek istiyorum. Bu doğrultuda ilerliyorum. Yani hedeflerim var. Bu yüzden çok çabalıyorum, çalışıyorum. Burada deneme yapılıyor her hafta, dershanede olduğu gibi kaynak dağıtılıyor. Ve bence bu bizim için çok yararlı. Çünkü giden ben çok arkadaşımız var. Hani onlar için de bayağı yararlı oluyor. Götürdü buradan. B eşittir, 2 kök, 2 geldi mi? Var mı sıkıntı? Bak, A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. Tamam. Var mı sıkıntı? Burası açılmadan önce evde çalışma ortamım yoktu. Ders başarım düşüktü. Burası açıldıktan sonra sayısal ve sözel derslerini görmeye başladım. Okuldan sonra bir tekrar yapınca temelim oluştu. Etütler zaten çok verimli geçiyor. Planlı bir şekilde ders programında ilerliyorum. Bir de ayrıca burası ders dışında kültürel alanda da bize yardımcı oluyor. Mesela daha önce hiç görmediğim yerleri burası sayesinde gördüm. Diyarbakır, işte Çanakkale ve benzeri yerleri gezdik. Tamam. İç kendilerine komşuların dışında çeşitli mi? 90'ın gördüğü kenar hipotenüsü değil mi? Ben hipotenüsü... Bilişim sınıfının bize çok yararı oluyor. Telefonlarımız olmadığında, şarjımız bittiğinde bilişim sınıfından istediğimiz yayınlardan dersi dinleyebiliyoruz. Kütüphane de aynı şekilde kitaba ihtiyacımız olduğunda, yine çalışma imkanımız olmadığında tekrardan kütüphanelere gidebiliyoruz. Bunların bize çok faydası var. Yazıyor mu? Burada en önemli şey sessizlikti. Burada biz ders çalışırken hiçbir şey dikkatimizi bozmuyor. Evde çalışırken kardeşlerimiz veya misafirler gelince rahatsız oluyoruz ister istemez. Ama burada sessizlik en önemlisidir. Ve burada çalışırken bir takıldığımız konu olsa veya bir soru olsa öğretmenlerimiz bize direkt anlatıp o soruyu çözmemize yardımcı oluyor. Var mı bir şey olmuş? Burada ne yapalım? Kızım?